Açar mısınız kapıyı? Hoş ya Elvan, yapma onu bir daha. Beyefendi, açar mısınız? Hayır hayır, bir daha. Hoş geldiniz. Gülüm ama nasıl açabilirim? Kamerayı oynatma lütfen. Lütfen. Hoş geldiniz. Herkese ev turumla selam. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız abone olalım. Videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Aşırı merak edilen bir ev turuylayım. Buyurun. Ya da nereden başlayalım? Bahçeden başlayalım. Girişimizden başlayalım bence. Değil mi? Bence evet. Ama bu kapı inşallah kapanmaz. Neyse, kapanmaz. Hadi gel. Arkadaşlar burası. Ya da gel ya, biraz garajdan başlayalım. Benden aşırı istenen ev turunu sonunda çekmeye karar verdim. Ama şöyle bir şey var, aşırı zormuş evi düzenli tutmamız. Ayakkabı koysana. Tutma. Gerçekten çok zor oldu. Şimdi ilk olarak evimizin girişi burası. Şuraya arabamı park ediyorum. Şurası garajım. Her zamanki gibi Elvan'ın eşyaları, Elvan'ın motoru vesaire var. Girişle çok zaman harcamayacağım. Sağlı sollu çiçeklerimiz var. Arkadaşlar biz bu eve ilk geldiğimizde peyzajı zaten böyleydi. Biz de bozmadık. Hatta değiştireceklerimiz vardı. Onları da değiştirmedik. Daha sonra şuraya dönüyorum. Bu arada bunları yeni aldım ama bilmiyorum yani bakımı nasıl. Bitkilerim var ama bu bitkilerim tarar, sebebini bilmiyorum. Çok da iyi bakıyorum ama yani rüzgardan ya da bir ara çok yağmur yağdı, güneş açtı, bilmiyorum. Buraya böyle iki tane uzun vazo koyduk. İçine bu bitkiden koyduk. Çok seviyorum bunu. Bu böyle kışın mesela eğiliyor sonra tekrar açıyor. Neyse içeri giriyoruz. Şu ayakkabıyı çekelim. Boş ev turu vardı aslında. Böyle tam anlamıyla bitti diyemem ama bayağı bir hafifledi. Neyse böyle bir girişimiz var arkadaşlar. Burada bir ayakkabı dolabımız var. Asla çok küçük ve hiçbir şekilde sığamadım. İçini göstermeye aşırı utandığım bir ayakkabı dolabımız var. Çünkü gerçekten sığamıyorum. Terliklerimiz, ıvır zıvırlarımız hep orada. Daha sonra şuraya şöyle bir puf aldık ayakkabı giymek için vesaire. Ama ben ayakkabıyla hiçbir şekilde eve sokmadığım için, yani evin girişine dahi sokmadığım için, şimdi bana diyeceksiniz ki Pelin ayakkabıyla videoda geziyorsun. Evet ben gezerim çünkü ben kendi ayakkabılarımı temizliyorum diyormuşum. Bu videoda değil. Elvan da ayağıma bakıyor bir yandan. Hayır bunda terlik var. Neyse buraya böyle bir puf aldı taba rengi. Aslında direkt şöyle salon çekebilirsin. Direkt böyle buradan salona giriliyor ama ışıklarını açacağım ya. Biraz karanlık ya. Salonda çok eksiğimiz var aslında ama olabildiğince böyle artık ev turu istendiği için bu evin eski halini izleyenler bilir. Çırı böyle varaklıydı. Avizeler sallanıyordu. Duvar kağıtları altın sarısı falandı. Bayağı değiştirdi. Duvarlar bayağı böyle beyaz oldu. Buraya. Ya zaten eski ev turumu bilenler bilir. Eski koltuklarımı getirdim. Biz bu eve çok hızlı giriş yaptık. Yani bir ayda falan bu eve taşınmak zorundaydı. O yüzden de sadece kırdırıp altın sarısı böyle duvar kağıtı, ne oldu? Kablolar. Kalsın artık, yapacak bir şey yok. Düzeltemedik. Ondan sonra neyse en azından bu evi böyle aşırı mimara verme zamanımız zaten yoktu. İşte ben de eski koltuk takımlarımı getirdim ve gerçekten eski evime değil ama buraya bence cuk oldular. Ben buraya şey diyorum, misafirlik alanım benim. Böyle bir anda kalabalık oluyoruz, misafir oluyor. Daha şık bir alan. Bir dakika, koltuk şey olmuş. Bu arada koltuk takımlarım Zebrano mobilya. Bunu hep soruyorsunuz. Biz de buraya böyle koltuk takımlarına uyumlu bir TV ünitesi yaptırdık. Şurası seramik mi? Evet. Burası böyle seramik. Buna böyle yansımalı, paraleli gibi bir seramik. Ve arkasına da şöyle bir mobilya yaptırdık. Daha sonra böyle ben altını çekmeceli istedim. Çünkü bayağı mesela gelebilirsin. Şöyle oyunlarımızı falan koyuyoruz çünkü bunlarla sürekli elimizin altında olması gereken şeyler. İçi bayağı kullanışlı oluyor. Şunları biliyorsunuz, Toparlar'dan almıştım. Eski aksesuarlarım eski ev turumda da vardı. Televizyonumuz ne? Samsung. Ne oldu? Ne? Televizyon işte. Hayır ama Samsung ne? Kaç inç bilmem ne mi? Samsung 65 inç. Tamam. Samsung 65 inç OLED mi? Hatırlamıyorum bunu. Neyse ama güzel bir televizyon. Memnunuz. Hayır, beyaz eşyaları çok soruyorsunuz. Gerçekten güzel bir video çekeceğim size bütün açıklamaları. Şurada Elvan'la şeyin. Aşk fotoğrafımız. Görüldü mü? Görüldü. Kablo saklama alanlarımız var ama siz bu kabloyu görmeyin çünkü hata oldu ve kabloyu burada böyle unuttuk. Her şeyi tamamlayıp evdeki kabloyu unuttuk. Ve bence en mantıklı şey benim için camlı böyle bir aksesuar dolabı yaptırmak. Çünkü ben elimin altında çok fazla ıvır zıvır sevmiyorum. Mesela bir yeri tozunu alırken indir kaldır, bir daha sil falan, onu sevmiyorum. O yüzden böyle her şey toplu kalsın seviyorum. Bu aksesuarların zaten çoğunu biliyorsunuz. Bizim için böyle anlamı olan, hediye gelen birçok parça var burada. İçine de ışığı biz yaptırdık. Şu yukarıdaki süs
İngiliz Home'dan. Tilbe'nin hediyesi. Aşırı beğendim. Çok da güzel oldu. En tepeye Topaylar'dan yine. Bunu Ikea'dan almıştım. Şöyle ben yaptım. Çerçeve Zara Home'dan. Bu Bacı Milano'nun bir vazosu. Aşırı seviyorum Bacı Milano'yu. Mesela bu çerçeve Ikea'dan uygun fiyatlı. Plastik gibi ama bence çok tatlı duruyor. Bunlar İpeğim'in hediyesi. Elvan'ın ofisine gidecek. Daha sonra bu Mudo'dan. Yine Ikea. Bunlar da Topaylar'dan. Şu da Paşabahçe'den şu yüzler. Bunlar böyle derli toplu burada duruyor. Hazır bu tarafa gelmişken bu arada perdelerim saten. Onu da söyleyeyim. Gri renkte saten. Böyle birazcık krem havayı kırsın diye gri yaptırdık. Bunu soruyorsunuz. Tüllerimin ne kumaş olduğunu bilmiyorum ama böyle bayağı ince bir kumaş. Buradan bahçeye çıkış var. Zaten bahçeyi birazdan gezeceğiz. Salonla ilgili başka söylemem gereken bir şey. Şöyle yemek bölümüne geçelim değil mi? Burası, şu telefonumu alayım. Bizim yemek alanımız, yemek bölümümüz diyebiliriz. Burada zaten bir önceki ev turundan olan masam var. Çok daha böyle kendi halinde güzel duruyor. Sadece masam 6 kişilik. Biz asla 6 kişilik yemek yediğimizi hiçbir zaman hatırlamıyorum. Küçük geliyor. Burada halamın aldığı çok sevdiğim böyle süslerim var yerde. Burada pufum var. Eski evden gelmişti. Bunu da seviyorum. Burada böyle bir sterliçem var. Fakat bu sterliçe aşırı sağlıklıydı, tamam mı? Ama ne oldu bilmiyorum. Böcek ölmüş ve bugün bu evde temizlik vardı. Neyse. Dev gibi ama. Gerçekten dev gibi böcek. Sterliçem bir anda eğildi. Sanırım hava geçişinden ya da sirkülasyondan dolayı, emin değilim ama. Yeni aslında dal da vermişti. Açacak yani, belli. Bilmiyorum bunun için ne yapmam lazım. Yorumlara yazarsanız da sevinirim dostlarım. Sterliçem var bu köşede. Şimdi devam ediyorum. Yine burada Topaylar'dan aldığım bir yüz. Şurada da bahçemin. Normalde bu bahçede duruyor ama şimdilik işte bahçede çok yağmur çamur olduğu için biz böyle salonun köşesine koyduk. Ben de çok beğendim. Dediğim gibi salonda eksik var. Şimdi arkamızı dönelim. Bahçeyi en sona bırakacağım. Bence mutfaktan devam edelim. Değil mi? Evin böyle bu tarafına, girişine baktığımızda sağ ve solu olarak ayrılıyor. İlk olarak arka taraftan başlayalım. Bence de bitirelim orayı. O tarafı bitirelim mi? Tamam, ondan sonra mutfak. Çünkü mutfak alanım bayağı geniş. Merak da ediyorsunuz. Buradan böyle ince bir koridor geliyor arkadaşlar. Bu duvar kağıtlarını da yakınlaştıralım şöyle. Çünkü dokusu çok güzel. Buna ne diyorlar? Kumaş gibi mi? Koton mu? Bilmiyorum aşkım. Bilmiyorum. Salladım galiba. Salla bir şey. Ya niye sallayayım? Neyse. Dokusu ve kumaşı çok hoşuma gidiyor. Bunları da biz yaptırdık. Açık gri. Yine bu dresuarımı eski evden hatırlarsınız. Bunu da buraya koydum. Burada böyle bir lavanta kokum. Asla tozu alınmamış. Burada lavantalarım. Burada da eski böyle süslerim duruyor. Yine çok böyle ıvır zıvır olmayan. Buraya da anahtarlarımızı attığımız bir köşe. Bu da pazara karşı. Şöyle bir şey. Sizleri seviyorum ama videoya çok hızlı giriş yaptık. Eski evimde asla kendini göstermeyen ama bence buraya çok yakıştırdığım bir tablom var. Altında da peygamber kılıcı galiba değil mi bu çiçeğin adı? Peygamber kılıcım var. Çok da güzel büyüyor maşallah diyeyim. Yerini çok sevdi. Sonra burada bir odamız var. Giriyorum. Burası bizim çamaşır odamız. Biraz dağınık, biraz çamaşırlar olabilir diyecektim. Yokmuş. Şimdi şöyle, burada böyle biz bu evi ilk zaten geçtiğimizde dolaplar vardı. Bakın aynayı da sonunda asla taktıramadık, içeri gizledim. Bu dolapların içine ben ayakkabılık yaptım ve çamaşırlık yaptım. Şurası... Şöyle ayakkabılarımı dizdim ama çok yakın zamanda ev ile ilgili bir değişime gidebiliriz. Ayakkabılık yaptıracaktım. Hala yaptıramadım. Çünkü lazım baya böyle üst üste duruyor. Görünüyor mu şu an için? Şöyle burada ıvır zıvırlar. Mesela işte alet edevatların olduğu çekmeceler. Burada işte yine ıvır zıvır baya üst üste. Ayakkabılar gerçekten baya üst üste duruyor. Daha sonra şurada da şöyle bir ayakkabı dolabımız. Ama dediğim gibi hani çok kullanışlı bir oda aslında ama dolaplardan dolayı çok kullanışsız olan bir oda. Yine kurutma makinesi. Burada çamaşırlarım var. Burada deterjanlarım duruyor. Bu dolabı seviyorum. Çok rahat oluyor. Burada da çamaşır makinem var yine. Neydi bunun adı ya? Çamaşır makinesi, kurutma makinesi. İkisi de Samsung. İkisinden de memnunum arkadaşlar. Ama şu anki aklım olsa Siemens alırdım. Siemens'in bir makinesi var çünkü onu çok beğeniyorum. Ama yine de hiçbir arıza, sıkıntı yaşamadım. Yoruldum. Burada da ütü masamız var. Bu ütü masamız her zaman açık. Haftada iki günü fix ütü oluyor ya da bir günü. Ben de hiç ne bileyim kaldır topla yapmıyorum. Bu odaya kim giriyor zaten? Direkt buradan ütümüzü, Philips'in ütüsü bu arada. Filize takıp tık 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 ütü yapıp bu dolapların içinde askılar var. Asıp yukarı taşıyabiliyoruz. Bu oda ileride yatak odası bile olabilir. Yani o derece dolapları kaldırınca o büyüklükte bir oda. Bu odanın karşısında misafir tuvaletimiz var. Misafir banyosu demiyorum çünkü sadece içinde tuvalet var. Şöyle açıyorum. İnatla geçtim.
Şimdi burasının eski halini bilenler gerçekten yoruma yazsın. Boş ev turunu izleyenler. Ne oldu? Boş ver beni ben. Ha tamam. Varak doluydu, tamam mı? Böyle aynalar, biz olabildiğince burayı kırıp döktürdük bir ay içerisinde. Sadece şu mermeri söktüremedik. Ben bunu hiç beğenmiyordum ama mermerde yer ve duvar ve lavabo hepsi bütün olduğu için hiçbir şey yapamadık arkadaşlar. Bu şekilde kaldı. Ama tabii ki de ben buraya şöyle bir yapay bitki ve böyle bir IKEA dolabı koydum. Burada genelde yedek havlular duruyor. Şu an hepsini size şov olsun diye böyle koydum. Şov olsun. Şurada bütün güzel havlularımı sergiliyorum. Bu havlular bu arada Zara Home'dan. Havluluklar da Zara Home'dan. Ya burası da sürekli kullanıldığı için takibini edemedim. Arkasında da sadece tuvaleti var. Çok... Yani tuvalet. Ha şunu da göstereyim bu arada. Bu yeşil sabunluklar da bu arada Zara Home, Zara Home. Şunlar da IKEA'dan. IKEA'dan. Konuşamadım. IKEA'dan. Devam ediyoruz. Buradan dümdüz karşıya benim aşırı merak edilen ve aşırı sevilen mutfağıma. Mutfağın şöyle bir kapısı var. Hello. Mutfağımızın böyle bir kapısı var. Şimdi mutfağı elvan şöyle bir genel alırsan. Ben çekileyim. Yani en azından büyüklüğünü vesaire iyice görün diye. Arkanızda da bayağı dolaplar var bu arada. Bir gün full mutfak turu. Bütün dolapların içini tek tek malzemelerimi. Eski evde yapmıştık, çok da sevmiştiniz. Bu evde de yapalım bence. Çünkü bayağı yayıldım yani. Tamam beni geç, arkayı da göster. Geri geldim. Şuradan başlamamız gerekirse. Tamam buradan arkadaşlar, ay kayıyordum. Buradan mutfağa böyle giriş yaptığımızda bir sebilimiz var. Burada da buzdolabımız var. Buzdolabının içi dağınık, dağınık, dağınık. Hiç girmeyelim. Şuradaki çoğu dolabı kullanmıyorum bu arada. Mesela bu dolabı kullanmıyorum. Daha sonra burada dolaplarım var. Buraları aşırı yani benim için inanılmaz kurtarıcı oluyor. Bu konuda mutfak dolabı konusunda bir önceki evimde çok sıkıntı çekmiştim. Bu evde aşırı rahatladım. Her şeyi böyle rahat rahat koyuyorum. Takım takım ayırabiliyorum. Mutfağımda en sevdiğim şey yine şu dolap. Büyük tost makinesi, air fryer. Hepsi sığıyor. Yine biraz dağılmış. Şöyle kapatalım. Bunları mutfak turunda gösteririz. Mutfağımın burasında yine fırın vesaire var. Sonra böyle dönüyorum. Burası benim kahve köşem. Her türlü. Bakın. Filtre kahve, Nespresso, Türk kahvesi, çay ve şu Siemens'in işte her türlü cappuccino, latte, americano, kahve mahve yapan makinesi. Benim için burası böyle tamamen bir kahve köşesi oldu. Burada yine kahve bardaklarım. Burada da böyle fincanlarımın olduğu tatlı bir köşe oldu. Burada her sabah uyanıp burada şöyle şu on-off tuşuna basıp dırr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 r
kahvem var. Allah, burada da çayım var. Bu kavanozlar McKenzie'nin kavanozu bu arada. Üçü de. Üçünü de çok seviyorum. Kahve makinamdan aşırı derecede memnunum. Bir önceki videoda beni sekteye uğratsa da sıkıntısı yok, çalışıyor. Nespresso'dan içinde şeyi kalmış. Bundan da aşırı memnunum. Simek filtre kahveden de çok memnunum. Ama o bir yanlış anlaşılma olmasın. Niye kullanmıyorum? Tek kişi olduğum için açıkçası otomatik buna basıp tek bir kahve basmak çok daha rahatıma geliyor. Yoksa mesela kalabalık olduğumuzda direkt filtre kahve demliyorum. Yani isteğe göre oldu biraz bizim evde. Mesela şey yapıyorlar gelip arkadaşlar. Vanilla latte mi istersin yoksa işte filtre kahve mi yoksa Nespresso mu? Hoşuma gidiyor yani bu seçenekleri ona sunabilmek. Teşekkür ederim. Şu makineyi çok istiyordum ama. Bu eve taşınma şeyi olarak aldık yani. Lazım. Seviyorum çünkü. Şeyim var. Normalde gerçekten bitkilere, çiçeklere bakmakta çok zorlanıyorum ama Elvan sağ olsun elinde çiçekle gelmiş ve ev turundan bağımsız değil mi? Daha sonra evyemi çok soruyorsunuz bu arada. Bu eve ilk taşındığımdan beri aynı evye var. Evyenin markası Grohe. Güzel bir evye. Yani ben de değiştirmedim. Şöyle istediğiniz yerleri oynuyor, eğiliyor, kalkıyor falan. Markası Grohe. Evyem de Grohe. Biliyorsunuz eski benim videolarımı, bu evin yapılış videolarını izleyenler. Çelik evye şey yapamıyorum. Yani çelik evye sevmiyorum ve değiştirmek zorundaydık. Direkt böyle malzemesini bilmiyorum ama böyle bir malzeme eve taktırmıştık. Buradan böyle geleni geçeni izliyorum bakın. Mutfağımın en sevdiğim kısmı burada böyle. Kim gelmiş, kim gitmiş. Bulaşık yıkarken en sevdiğim şey sıkılmadan yıkıyorum. Ah! Kafam burada. Burası. Burası sürekli pasta, kek, börek yaptığım kısım. Kitchen eğitimden aşırı memnunum. Tamam, yeterli oldum yani bu kadar. Hayatımda alıp alabileceğiniz bence en mantıklı şey pasta, hamur işi, börek, çörek yapmayı seviyor ise yine mutfak demirbaşından en çok kullandığım şey ekmek kızartma makinesi. Geçiyoruz buraya. Orası benim için yemek... Kafamı çok kötü vurdum ya. Acıdı valla. Orası
benim için böyle hamur işi pasta börek yapma alanıydı. Burası da böyle benim için sulu yemek hazırlama alanı, tamam mı? Kafamda gerçekten böyle kodluyorum. Şu kavanozlarım Aslı'yla Deniz'in hediyesi bu arada. Gerçekten çok tatlılar, bunları seviyorum. Bunlar da mekanize. Şimdi burada simek ayrı kettle'ımın olmasının sebebi, ben burada böyle sulu yemeğimi yaparken, sıcak su almam gerekirken çat diye bir anda sıcak su koyabilmem için böyle bir alan. Sadece ocağımın direkt burada olması yok. Gerçi hiçbir zaman sorun olmadı. Niye abartıyorum? Hani yemeğin kızarması falan için diyecektim ama hayır, hiçbir zaman sorun olmadı. Neyse, burası da böyle bir alan. Mutfağımı çok seviyorum. Çok güzel yemek programı çekilir. Evet. Açıya baksana. Açısı ve ışığı çok güzel burada. Açı çok iyi. Devam ediyoruz. Bu çöpüm de bu arada, bunu soruyorsunuz. İki adam ne oldu biliyor musunuz? Biz bu çöpü bahçe için aldık. Sonra bir baktım aynı renk. Dolabın içindeki çöp bozuktu. Biz de dedik ki bunu buraya koyalım. Çok da güzel uydu yani. Ama evet, bir dakika ya. Sıkıldım. Şöyle çeksem daha mı güzel? Boş kalıyor sanki. Şöyle daha... Çöpü burada direkt kullanıyoruz. Sanki 38 kişilik bir aileymiş içerisinde. Dev gibi bir çöpümüz var. Kendime baktım aynada. Videoda şöyle gözüktüm. Yani bir yandan saçlarıma bakıyorum falan. Neyse. Yine bunları da böyle Ikea'dan almıştık. Şunları. Bar sandalyelerimizi. Erol'le burada nadir de olsa oturup böyle yemek yiyoruz. Şey yaptım, canlandırma. Şimdi asıl alana geliyoruz. Herkesin evde en merak ettiği alanlardan biri. Bakın burada kapı yok. Tamam, anladık anladık. Bu duvar bile değil. Kapı yok. Ya. Burası kapı yok. Burası benim yaşam alanım. Aslında bizim evimiz burası. Yalan değil, kapı yok. Ya elvan ya. İnandı yani, net. Bu klima sesi gelir mi ya? Çok sıcak çünkü. Biraz gelir. Burası en çok evin sorulan odası. Burası bizim aslında bizim sitedeki insanların neyse komşularımın genelde çocuk oyun alanı için yaptıkları mutfağın yanında bir kış bahçesi diye geçiyor. Hepsinde kapı var ama benim evimde kapı yok. O yüzden ben de böyle mutfağın devamı gibi bir yer yapmak istedim. Mutfağın çünkü masası böyle 4-5 kişiye yeterli olmadığı için buraya, bu köşeye beni takip edenler bilir. Her sabah şurada bir kahvaltı fotoğrafı gelir. Bu köşeye bir rattan yemek masası, rattan değil bu yemek masası cam. Cam, rattan sandalyeleri olan tozu alınmamış yemek masası koydum. Arada da onu kesiyorum. Şimdi her sabah buraya otururum. Elvan da buraya oturur. Biz burada kahvaltı ederiz. Arkamızda da limon ağacımız fix vardır. Yine perdelerim, aşırı sevdiğim jaluzi, ahşap ama beyaz. Yani bu odayı çok seviyorum. Yani şu görüntüyü çeker misin? Mesela şu karşıyı, şurayı. Aşırı güzel bence. Çok tatlı bir görüntü var. Oturma alanımız, rahatlama alanımız. Bu koltuğu Saloni'den aldık. Pufu Saloni'den aldık. Bunu Instagram'da bir sayfadan yaptırmıştım. Sehpa'yı. Bunu buradan, ne orası? Adını hatırlamıyorum. Artıya olmasın. Artıya. Artıya Home'dan aldım şu çiçek sandalyemi, soruyorsun. Aynı zamanda yemek masa ve sandalyem de Artıya'dan. Şu üçlü sehpa da Artıya'da. Yaptırdım yani Artıya. Aspendos'a giderken sağda. Yani ben öyle biliyorum. Burada bir starliçem var. Bu yerini bayağı sevdim. Mutlu bir starliçe bu arada. Yerlerde mumlarım var. Burada PlayStation'ımız var. Eski salonumuzun televizyonunu buraya koyduk. Ikea'dan aldığı TV ünitesi var. PlayStation burada. Burada yaşıyoruz. Burada televizyon izliyoruz. Her sabah buradayız. Hele de kışın her tarafı cam olduğu için evin hiçbir yanını kullanmıyorum arkadaşlar. Yani Elvan da kullanmıyor. Arkadaşlarımız da kullanmıyor. Böyle 5-6 kişiye kadar biz buraya doluşabiliyoruz. Koltuğumuz biraz küçük Elvan yüzünden ama olsun. Normalde ben 2 metreliğini alacaktım. 1,5 metreliğini aldık. O ne o? Şunu almasan alırdık. Hayır, neden, onunla alakası yoktu. En gereksiz şeyi çok aldın çünkü. Tatlı. Bir kere o görüntü olarak aşırı güzel bir şey. Bunlar Ikea'dan. Vazomuz Ikea'dan. Bir düğün fotoğrafımız Zara Home'dan. Şöyle yapalım, şöyle mumla daha güzel. Mumlar Zara Home'dan. Mumları yakmayı çok seviyorum. Şurada şöyle bir daha çevirelim. Çakra'nın oda kokusu var. Buna bayılıyorum. Yani dünyanın en güzel kokusu bence. Bakın şu an bile çevirdim, kokusu geldi. Tepsi İngiliz Home'dan, vazo da yine Ikea'dan, kalı da Ikea'dan. Herkes demiş ki jütalı kullanımı çok zor vesaire. Bence asla değil yani, hiçbir sorun yaşamadık. Buraya yeğenlerimiz de geliyor, çoluk çocuk da geliyor. Hiçbir sorun yaşamadık. Burada bir kolonumuz var. Sevmiyorum ama ortasında. Sonra buraya geliyorum. Bu aynamız da böyle Ikea'dan, tatlı bir ayna. Şimdi görün. Daha sonra şuradan devam ediyorum. Burada böyle yine halamın aldığı bir süs. Burada müzik setimiz. Evin en çok kullanılan parçalarından biri ve Dyson'ımız, içi pis neyse. Bunu böyle mutfakta hemen elimin altında kullanıyorum. Burada da bir kapımız var. Bu kapıda garaja açılan depo, ne bileyim garaj kapısı ne derseniz. Burada eski buzdolabım var. İçinde genelde içecekler oluyor. Burada depolarım var. Burada işte kışlık UFO, Elvan'ın kolileri. Burada ne bileyim böyle kutular, kasklar, koliler vesaire. Burada ekipmanlarım, sular, kamera sistemimiz. Hepsi genelde bu odada oluyor.
Sana devrediyorum. Burada gördüğünüz gibi influencer aynam var. Bu aynayı almazsanız influencer olamıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir ayna. Aynadan ben göreyim. Aynadan görünüyor mu? Biraz geri git. Hah, görünüyorsun. Ayna görünüyor mu? Görünüyor. Aynadan yansımam görünüyor. Görünüyor. Tamam. Ayna olmadan influencer olamıyorsunuz demiş miydim? Demiştim. Bu aynayı almadan influencerlık giriş yapılmıyor yani. Her türlü bu ayna olmak zorunda. Ben bir tane daha alacağım bahçeye ya da bunu bahçeye çıkarız bilmiyorum. Sakat gibi duruyor ama çok rahat da duruyor. Arka planım buradan böyle çok güzel olduğu için ayna burada duruyor. Bir de ışık buradan geldiği için ama genelde bu ayna yer değiştiriyor. Geziyor yani. Ben böyle kucağıma alıp her yere götürüyorum. Bahçemize buradan da çıkış var. Ama bahçeyi birazdan gezeceğiz. O yüzden az sonra. Burada bisikletimiz var. Bir kere bindiğimizi bile hatırlamıyorum. Yani şöyle süs gibi kullanabiliriz. Yani bilmiyorum ama yazın galiba şu kısma ya da depoya falan kalkacak. Görüntümü bozuyor. Kullansak tamam canım ama kullanmıyoruz. Klimayı açıp yukarı çıkalım bence. Buranın klimasını açalım. Buranın değil buraya açalım. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz. Bu arada böyle bu tip evlerde bence ben çok fazla halı kullanmıyorum. Evler zaten taş ve parke karışık olduğu için böyle sürekli bir sirkülasyon olduğu için evde halı pek mantıklı olmuyor kullanmak bence. Yani bu görüntü yazlık ev gibi biraz daha. Burada yine bir deve tabanım galiba. Deve tabanı. Monstera. Evet doğru Monstera duruyor. Saksım da Zara Home'dan. Su yukarı çıkması gerekiyordu. Asla çıkamadığı için burada duruyor ama çıkacak. Şimdi merdiven boşluğunu anlatmam gerekirse bu evin merdiven boşluğunu sevmiyorum. Çünkü çok karanlık yani çok betondan çıkıyorsunuz. Biz burayı normalde duvar kağıdı yapacaktık. Sonra ben karıştığım için her şeye duvar kağıdı yapmadık. Normalde Elvan'ın fikri duvar kağıdını buradan böyle yürütmekti. Keşke yürütseydik hatta duvar kağıtçıyım var mesela. Gerçekten duvar kağıdı kaplatalım merdiveni. Ya yapma! Oradan yüz yapıyor çünkü gerçekten bana çok söyledi o. Ben dedim ki hayır her taraf duvar kağıdı olamaz. Evin en güzel şeyi duvar kağıdı. Seçtiğim en mantıklı şey, bire içinde yapılan en mantıklı şey duvar kağıdı. O yüzden böyle sesim yankılanıyor. Bu merdiveni şöyle çıkacağım. Şu kısmı görüyor musunuz? Bu kısmı ben yaptım. Şu yerde duran mumlarım ve mumluklarım Zara Home birazcık sıcak bir ortam katsın diye. Bunlar böyle İngiliz Home'dan koku, Ikea'dan saksı, yine bir çerçevemiz var. Işıklarım da Ikea'dan. Yine bu evde en sevdiğim şey o aplikler. Çerçevelerimi de çek, ben astım. Bakın bunları da dün ev turu için ben astım. Güzel olmadı mı? Her tarafta düğün fotoğrafımız. Buradan merdivenden yukarı çıkıyorum. Bizi yine şuradan klimayı açalım. Bir areka ya da galiba bilmiyorum bir o karşılıyor. Bu bitkim öldü bence bilmiyorum düzeltmeye çalışıyorum. Şimdi buraya koydum taşıdım. Yani bilmiyorum evde sürekli hava sirkülasyonu olduğu için sanırım bitkiler fazla rüzgara maruz kalıyor. O yüzden ben de buraya koydum. Yine burada bir fotoğraf ve aynı duvar kağıdı yine böyle burada da devam ediyor. Dediğim gibi canlandırmaya çalışıyorum. Koridoru bu odadan çıkınca devam edelim bence. Şimdi buradan merdivenden ilk çıktığımızda sizi böyle bir küçük oda karşılıyor. Burayı benim depomda diyebiliriz bu arada. Şöyle buyurun. Şurayı açayım ya. Burada şöyle bir şey var. Biz aslında misafir odam var. Bu odam da boştu. Çok da küçük bir odaydı ama biz çok kalabalık ve benim ailem dışarıda yaşadığı için misafiri çok olan bir evi. O yüzden de ben buraya bu Ikea'nın açılır kapanır divanını koydum. Aynı zamanda mesela ileride istediğim şekilde de bu divanı değerlendirebilirim diye düşündüm. Altını saklama alanı. Depo alanı olarak kullandığım bir oda. Her odada yine klima var tavan sisteminden. Açsam mı ya? Depo alanı değil de depolama amaçlı dersin. Depolama alanı. Aynen depolama alanım var. Neyse burası ön tarafa bakıyor. Burada yine panjur olduğu için ben buraya perde yaptırmadım. Perdeyi konuşacağız bu arada sizinle. Eski evde salonumda duran bir başlık koydum buraya. Burada yastıklarım, küçük bir halım. Burada da bu evin yine gömme bir dolabı var. Şimdi giyinme odama gittiğimde göreceğiz. Ben pek sağmadığım için bu gömme dolapta genelde bizim direkt sularımız ve asla suları böyle koymam normalde. Nasıl böyle konulmuş bilmiyorum. Ve benim ceketlerim. Aa spor çanta. Arasak bulamazdık onu. Nasıl buraya gelmiş? Hep mi buraya koyuyorsun? Hayır. Şok oldum. O ne arıyor orada? Neyse burada montlarımız vesairemiz var. Daha doğrusu benim montlarım var. Yani burayı böyle büyük valizimiz var. Depolama alanı olarak kullanıyorum. Çünkü giyinme odasında kalabalık ediyor. Daha sonra buranın yine kendi içinde olan böyle buraya televizyon, bilgisayar koyabileceğiniz bir yine minik minik depolama alanları misafirimiz için yerler var. Yine kendi banyosu ve tuvaleti var. Bu evde en sevdiğim şey her odanın kendi banyosu, tuvaleti olması. Banyo ve tuvalette dediğim gibi şu var, yıkama yeri var. Yine bu aynamız Ikea'dan, sabunluğumuz Ikea'dan. Gayet böyle bir banyo, tuvalet. Kapıları da çok hoşuma gidiyor bu arada banyo, tuvalet. Şimdi
İkinci misafir odasıyla devam edelim bence. Şimdi ikinci misafir odasıyla devam edeceğim. Bir dakika şu çerçeveleri göstereyim koridordaki. Bunlar yine eve, Elvan normalde çerçeve hiç sevmez, resim hiç sevmez. Ama ben böyle şu üçlüyü çeksene. Böyle bir üçlü yaptım yukarıda. İçinde böyle düğün fotoğraflarımız var yine. Burada da yine koridorun sonunda ikinci misafir odamız, aslında ana misafir odamız var. Bir ayna var, yani koridorun tamamı şu şekilde gözüküyor. Şimdi bu misafir odasına giriyoruz. Evet, burası ana misafir odamız. Neyse klima, bir dakika hemen karşı odana koyayım. Bilmediğim odanın klimasını açmak daha mantıklıydı. Neyse burada da ana misafir odamız var arkadaşlar, gelin. Benim eski evimin turunu bilenler bilir. Bu benim eski yatağımdı. Ben o yatağımı değiştirdiğim için buraya bu yatağı koydum. Zaten ölçüleri, her şeyi fazlasıyla uyuyordu. Hatta bu odanın böyle kendi gömme dolabı kapanmıyor. Bu odanın böyle kendi gömme dolabı da gri olduğu için açıkça şey rap gibi oldu, kendi gömme dolabı da gri olduğu için aşırı uyum sağladı. Yine bu yatak da Zebra'nın, o zaten aşağıdaki koltuk takımının takımı. Gayet büyük, gayet rahat. Hatta şöyle ön tarafa bakıyor. Yine panjuru var, perdesi var, dresuarımız var. Burada yine asla çıkmadı. Misafirlerim için deodoranta kadar var. Bu arada kargo poşetlerim, dolap gönderimin kargo poşetlerini böyle kargo poşetlerine koyuyorum, biliyor musunuz? Çok tatlı bir hediye be. Hediye değil de çok tatlı bir düşünce bence. Sadece bu oda aşırı toz yapıyor. Çünkü siyah olduğu için ya bu misafir odası kalan herkes rahat ediyor bence yani. Şu dolabın içinde de bu arada kusura bakmayın dağınık. İlk yerleştirdiğimde nasılsa o şekilde kaldı. Battaniyelerim var, çarşaflarım var, havlularım var, misafir havlularım var. Burası toparlanacak. Verilecekler verilecek ama zamanı daha gelmedi. Dediğim gibi daha yeni yeni bir şeyleri oturtuyoruz yani. Mesela hala havuzumuzun ışığı çalışmıyor mesela. Hani böyle yavaş yavaş olan şeyler. Yine aynı şekilde da misafir odasının şeyi var. Neyi var? Neydi bunun adı? Hamam. Ya hamam değil, banyosu var. Helal ya. Burada da kendi banyo ve tuvaleti var. Burası da gayet geniş bir banyo tuvalet. Buradaki aynayı çıkaramadık arkadaşlar. Varaklı kaldı. Yine her türlü burada havlu, sabun. Bu dolapların içinde her türlü diş fırçası, diş macunu, saç kremi, işte saç spreyi, her şey var. Ben bir misafirin ihtiyacı olan her şeyi koyuyorum. Yine duşunda da ağzı açık kalmış bir şampuan. Hay, onu kapatalım. Böyle kendi banyo tuvaletinin olduğu bir alan, gayet de rahat. Şimdi buradan karşı odaya geçiş yapıyoruz direkt. Odaya girdiğimizde şöyle yapalım. Hello. Böyle giriş yaparım. Burası bizim yine yaşam alanımız diyeceğim. Çok hayır, belli değil. Zaten bizim neyimiz olduğu burası. Buyurun gelin. Burası normalde çocuk odası diye geçen ama bizim çalışma odası yaptığımız bir alan. Hangi kısmından başlasam? Neresinden başlasam? Aynen siz böyle genel görün. Şimdi şöyle buradan başlayayım. Gelin buzdolabından başlayayım. Burada kırmızı bir buzdolabımız var. İçinde içeceklerin ve çikolatanın ve bozulmuş sütlerin olduğu tahminimce bir buzdolabı. Onları atalım bu arada. Bu buzdolabını Vestel'den 5000 TL gibi bir fiyata aldık arkadaşlar. İndirim falan da vardı. Aynen 5000 TL gibi bir fiyata denk geldi. Güzel oldu. Ve burada bir Nespresso makinemiz var. Şöyle bir Nespresso makinemiz var. Süt köpürtücüsü Nespresso'ları normalde burada bardak oluyor. Bu sefer bardak yok. Daha sonra burada onun yanında Ikea'dan aldığımız bir ünite mi denir buna? Ünite gibi bir yer var. Burada böyle direkt bütün kablolar, kağıt, kürek işleri, kutular vesaire böyle bir alan ıvır zıvır. Bu oda dağınık olabiliyor. Çünkü Elvan'ın bilgisayarı, burası oyun alanı, çalışma alanı, böyle bir bilgisayarımız var. Bu konuyla ilgili pek bir bilgim olmadığı için geçiyorum buraya. Burada çöpümüz var ortada. Burada da bizim eski evden bilirsiniz böyle direkt koleksiyonluk vitrinimiz var diyeyim. Bir sürü içinde işte... Ben çıkıyorum. Bizim için özel olan böyle bir sürü parça. Elvan'ın arabaları, ona ilk aldığım araba figürleri, işte figürler, dışından aldıklarımız, böyle her şeyin olduğu bir vitrinimiz. Dolabımız var. Daha sonra burada benim çalışma masam var. Burası gayet böyle tatlı bir çalışma masam. Benim çalışma masamda neden ayna var? Aynam var. Burada bozuk para biriktirdiğim yıllardır gurultum var. O kadar ağırlaştı ki ama ihtimalle bu devirde hiçbir anlam ifade etmeyecek. İçinde mark bile vardır mı? Vardır ama hiçbir anlam ifade etmeyecek. Yani bozuk para artık kalmadı. Vardır diye. Ne o? İçinde Euro mark bile vardır dedi. Euro bozuk para var ki. Ta 80 diye. Euro bozuk para var, 60. Kaktüsüm var, Ikea'dan aldığım. Burada kalemliklerim var. Burada bu çekmecede gayet dağınık. Benim kağıt, kürek ne varsa hepsi burada. Burada ablamlar var. Çalışma masamda oturmuyorum ama burada tatlı duygusal bir anı var. Cansu ablam, Nadir ablam. Vizyonumuz var. Ben genelde böyle oturuyorum.
Yoruldum da ondan ötürü. Burada oturuyorum, elime laptopu alıyorum, televizyon burada açık oluyor. Genelde hep buradayız yani. Bu arada akşamları böyle uyumaya 2 saat kala falan hep buradayız dediğim gibi. İnsanlar sormadan söyle istiyorsan. Neyi? Şu kablonu rahatsız ettiğini. Ay evet, insanları bu kablo rahatsız ediyor ama bunu neden önlem almadık ki? Ya asmadık yukarıya. Aşağıda versin diye. Bunu bir çerçeveyle de kapatamayız. PlayStation içindi ya. Evet. PlayStation yukarı asma. Bizi rahatsız etmiyor çünkü buraya Elman ve benden başka kimse girmiyor. Şu da böyle sehpam. Çekerim genelde. Burada takılırız. Bu odanın en sevdiğim şeylerinden biri. Ya da dur banyosunu anlatayım. Burayı hiç kullanmıyoruz. İnşallah ileride de yıktıracağım. Yıktırmayacağım da çamaşır odasına döndürebilirim. Şu nerede onu bile bilmiyorum. Bu banyonun zaten kullanımı yasak. Şöyle yapalım. Alayım. Burada da böyle bir banyo tuvaleti var yine. Burası hiç kullanılmıyor. Yani havlu yok, sabunluk var ama hep kapalı olan bir banyo tuvalet. En sevdiğim alan buranın balkonu. Burasının balkonu var bu odanın. Ay. Bizim, ay dışarısı harika. Bizim eski koltuk takımlarımız, pardon bahçe takımlarımızın durduğu böyle bir balkon yaptık. Bu balkona tam ilgilenemedik ya. Anca çünkü gerçekten insan yetişemiyor mu? Burası şu an böyle kaldı ama mesela arkadaşlarımız geldiğinde falan. Bu da oyunlar dönüyor, bilmem neler dönüyor. İsteyenler buraya çıkıyor, yine de kullanıyoruz. Her zaman temizleniyor, aktif bir şekilde kalıyor. Ama ben şuralara böyle süs falan almayı düşünüyorum. Zaten ilk yazımız bu evde. O yüzden de daha doldururuz bu evi. Balkonun gereksiz uzun bir alanı var şurada. Ay çok güneş. O yüzden buraya dikkat etmiyoruz. Burayı kullanmıyoruz ama burayı kullanırız bence ya. Buraya başka ne yapılabilir? Şezlong falan atılır yani. Atılmaz mı? Buradan da aşağı bahçe görünüyor. Zaten aşağıya ineceğiz. En sevdiğim yere geçiyoruz, bahçeye. Burada kışın daha çok oturuyoruz bu balkonda. Yapma ya. Gerçekten kışın daha çok oturuyoruz çünkü yazın aşağıda oturuyoruz. Kışın böyle ne bileyim yağmur çamur bahçede oturulmadığı için. Evet kışın oturduk değil mi? Evet oturduk. Kışın yani burada ısıtıcı yakıp oturduğumuzu hatırladım. Evet kullanmadık diye üzülmüştüm şu an. Şimdi aşağı iniyoruz. Klimamız açık kalsın mı? Hı hı. Tamam. Aa yatak odası. Nereye aşağı iniyoruz? Yatak odası var. Gelin buyurun. Böyle bir yatak odamız var arkadaşlar. Şurayı kapatayım. Yatak odasına hoş geldiniz. Kliması çalışmıyor yatak odamızın. O yüzden açamıyorum. Bizim böyle bir yatak odamız var. Şimdi ilk olarak bu makyaj masasından başlayayım. Biz bu makyaj masasını yaptırdık arkadaşlar. Bunu hep bana soruyorsunuz. Yine makyaj masasının üzerinde böyle pek bir şey görmek mümkün değil. İlk olarak kullandığımız hemen parfümlerimiz ve benim anlık kullandığım takı kutum var. Buralarda böyle gözlüklerim, pasaportlar, burada böyle tokalarım, makyaj malzemelerim. Burada makyaj malzemelerim vesaire var. Burada oturup makyajımı yapıyorum. Sizin beni gördüğünüz kısım genelde burada oturup şöyle makyaj yaptığım alan. Burada Dyson'ımız var direkt. Burada böyle bir en sevdiğim görüntü bence şurası. Burayı bizim böyle yatak odasında aşırı sevdiğim bir görüntü. Çünkü bilmiyorum yani kendim yaptım böyle. Bu yatak odası boştu. IKEA'dan gittim şunu falan aldım. Sonra böyle kutular koydum falan. Aşırı da tatlı durdu bence. Bir de IKEA'dan. Genelde birçok şey IKEA'dan bizim evde. Çerçevelerimiz var. Burada yine böyle bir vazomuz var. Bu kum saati İngiliz Home'da. Şöyle en sevdiğim çerçevelerimizden biri bu da Zara Home'dan bir çerçeve. Yerdeki sepet de bu arada IKEA'dan. İçindekiler de IKEA'dan. Evet. Sonra yine Artia'dan bu koltuğu yaptırdım. Zaten yaptırdım. Evet. Sertmiş biraz. Sesim gitti. Bu koltuğu yaptırdım. Ya of ya. Çaktım ya. Utandım evet. Gerçekten sertmiş, oturmuyorum galiba. Ama bu şey olarak çok iyi oluyor. Mesela böyle buna eşya falan koyuyoruz ya da yatak örtüsünü toparlayıp her zaman bunun üzerine koyuyoruz. Çok da tatlı duruyor ve koltuğu çok güzel. Evet. Burada da yine IKEA'dan aynam var. Sizin karşınıza genelde şöyle oluyorum. Perdelerim keten, aşırı memnunum. Buradan da bahçeyi gördüğümüz Fransız balkon var. Evet. Şurayı kapatalım sinek. Şöyle. Yatağımız neredendi? Lazzoni'dendi. Biz bu yatağı direkt yaptırdık. Mesela burasının arkasına işte bak sinek orada. Herhalde bu yatağın arkasına böyle TV ünitesi falan yaptıracaktık ya da çerçeve falan asacaktık. Ama dediğim gibi daha yaptıramadık. Mesela siz ev tur dediğinizde eksikler var ya derken. Bitiyor şarj. Hep bunlardan bahsediyordum. Neyse onları da zamanla yaptırırız. Bu yatakta da en sevdiğim şey bakın şöyle şuradan yanıyor. IKEA'dan bu başlıklarımıza daha bir şey yaptıramadım yani. Bunlar böyle yatağın takımı zaten. Bu arada şu nevresim aşırı beğendim. İngiliz Home'un bir nevresimi. Sormadan söyleyeyim Zara Home'un bir şeyi. Instagram'dan beni takip
takip ediyorsanız bu arada linkini birçok şeyin koyuyorum. Videonun altına da genel ev linkimi ve mutfak linkimi vesaireleri bırakırım. Ama Instagram'dan da beni takip ederseniz anlık olarak linklerimi ve hediyeleşmelerimizi görebilirsiniz. Bol bol hediyeleşiyoruz bu arada. Geçen gün mesela soru kutucuğu bıraktım. Öyle hediye verdim. YouTube yorumlardan hediye verdim. Neyse Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Şuraya bırakıyorum. Daha sonra yine burada böyle Zara Home'dan. Bunları da yine ben as. Çerçevelerimiz var. Bu da IKEA'dan bir şey. Niye güldün? Şurayı anlatacağım zannedip duruyorum. Burada ne varsa hiçbir şey de yok. Böyle hiç... duruyorum bak. Görürsün. Hiçbir şey yok yani orada. Zara Home çerçevelerimi gösteririm. Daha sonra burada bir giyinme odam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce küçük bir mola verdik. Yani bir 20 dakika kadar falan beklettik. Şimdi giyinme odasıyla devam ediyoruz. Yatak odasının böyle sağ tarafında bir giyinme odası var. İlk bölümü şöyle. Elvan'ın şu kısımda benim olan bir bölümü var. Ben bayağı düzenliyim bu arada. İnce askılılar, tişörtler olarak ayrılmış bulabilirsiniz. Biraz dağılmış olabilirim bu aralar. Çünkü sağmıyorum ama yine de bakın şöyle beyazdan kreme, işte pembeye, siyaha ve kapşonlulara geçiş diye ayırdım. Şurada şöyle ince montlarımın durduğu. Burada pantolon, etek. Burada böyle çantalarım var genelde. Şu ne? Çanta poşeti. Böyle bir sürü PTP'ye durduğu bir dolap. Değil daha doğrusu giyinme odası. Burada da böyle kıyafetlerim var. Katlı olanlar. Zaten buraları böyle detaylıca başka bir videoda belki çekeriz. Elvan'ın tarafı da yine o da düzenlidir. Şurada iş tişörtleri. Onun az kıyafeti var yani. Maksimum giydiği tişört sayısı bu kadar. Burada montları, burada pantolonları ve takım elbiseleri var. Benim burada böyle kemerlerim, şapkalarım vesaire. Böyle bir giyinme odası. Buradan hiç memnun değilim. Değiştirmeyi düşünüyorduk. Değiştiremedik. Kaldı. Öyle yapayım. Değiştiremedik. Kaldı. Ama inşallah sizi ilerleyen vakitlerde güncelleyeceğim. Değiştirip değiştirmediğimizi, ne yaptığımızı, neden değiştirmediğimizi vesaire. Ama şu anlık bu şekildeyiz. Tam olarak böyle giyinme odasının karşısında banyo var. Işığı bozuk galiba. Şöyle çeksem çok mu karanlık? Neyse böyle çekelim. Burada bir banyo var. Buraları ben çekeyim dedim. Aşağı ince tekrar Elvan'a vereceğim zaten kamerayı. Bildiğimiz el yıkama lavabosu. Burada benim günlük yüzümü yıkadığımda tek kullanımlık havlularım var. Burada Elvan'ın eşyaları, benim eşyalarım. Burada böyle yine bakım. Zaten maksimum bunları kullanıyorum. Hepsini de Instagram'dan paylaşıyorum. Bunları seviyorum ama özellikle şu kremi seviyorum. Yaz geldi. Güneş koruyucuları kullanıyorum. Burada saç kurutma makinesi ve işte böyle bir çanta. Burada havlu. Bu havlum mesela Çakır'dan P harfi var üzerinde. Çok hoşuma gidiyor. Böyle kutu. Bunu da IKEA'dan almıştım zaten. Böyle bir dolap. Burada bornozlarımız var. Burada da duşakabin var. Şöyle kapının arkasında bir duş. Banyo dolabı da kapalı. Kapanmamış. Böyle bir banyo burası da. Şurayı kapatalım. Şimdi buradan, yani buradan tabii ki de değil, sizinle konuşmak için geldim. Şuradan geriden aşağı iniyoruz. Şimdi evin en sevdiğim yeri bahçeye doğru gidiyoruz. Ya, yorumlara yazın bunu nasıl kurtarayım. Burasının görüntüsü de şöyle bu şekilde. Bu görüntüyü seviyorum. Biraz boş ama olsun. Buradan böyle bizim kullandığımız ana kapımız burası arkadaşlar. Bahçeye çıkış kapımız. Burası da dediğim gibi ana kapımız. Genelde sizi oraya koyup vloglarımı ya da reels'larımı bu şekilde başlatıyorum. Biliyorsunuz zaten. Şimdi en çok keyif aldığımız, en çok zaman geçirdiğimiz bölüm. Burada genelde böyle. Ama kışın burada değildi normalde bizim koltuklarımız. Kışın buraya masayı koyuyorduk. Çünkü Antalya'da kışın da yemek yendiği için hani şimdi masayı da göstereceğim size. Mangalı vesaire burada hemen yakında yapıyorduk. Ama şu an en çok burada oturuyoruz. Şimdi asla temizlenmiyor yalnız şu sepanın üstü. En çok bana sorulan soruya geliyorum. Arkamızı dönelim. Bu aynalarım. Şimdi biri düştü. İki kez düştü. Üçüncü kez düştü. Artık dördüncüyü asmıyoruz. Zaten burası boş duvar olduğu için tutmuyor. Ama bunu asacağız. Ne olursa olsun artık beşe de düştü asacağız. Bunları ben Mudo'dan aldım. Özelliği de artan ağaç kabuklarından gibi bir şey. Yani artan bir malzemeden yapılan bir ayna. İkisini de Mudo'dan aldım. İkinciyi alana %50 indirim vardı. Şöyle normalde bu ayna şöyle, Allah, şöyle asıldığında gayet de tatlı duruyor. Ama şu anlık burada duruyorlar. Burada bir çiçeğim var. Açıyor kapatıyor. Burada IKEA'dan aldığım mumluklarım. İçine genelde çakmak ve açma yeri oluyor. Bunu da yine IKEA'dan ayakkabılık olarak. Açma yeri ne açma yeri? Şey tenteyi açma yeri. Açma kumandası. Açma yeri ne kadar boş konuşmuşum. Bunu da yine IKEA'dan aldık. Ayakkabılık ama ben buraya böyle terlikleri koyuyorum. Bahçeye çıktığımızda rahat oluyor. Bence tatlı da bir görüntüsü oluyor. Devam ediyorum. Dönüyoruz. Burada yine böyle aksesuarlarımız var.
saksılarımız var. Yavaş yavaş toparlanmayı bekliyor her şey. Buklarımız var. Bunları seviyorum. Şimdi böyle geliyorum. Geçen gün yine Instagram'dan beni takip edenler bilir. Burayı kullanmıştım. Burada bir bar masamız var. Bazen Elvan'la burada mesela kışın bu kapının yanına bunu çekiyoruz ve burada mesela yemek yediğimiz oluyor ikimiz. Mangalı şurada. Aşırı tatlı, keyifli bir etkinlik oluyor. Burada mangalımız var. Genelde duruyor. Yani yaz daha yeni başladığı için buralar daha yeni süslenecek bu arada. Yani ben daha bu eve kışın çünkü bir şey almamıştım. Dünyanın en tatlı çiçeği ve limon ağacım var ve limon ağacım tekrardan limon veriyor. Bakın şu göstersene. Aha. Limon. Büyüyünce limon olacak. Bakın şurada da minnacık var. Aşırı güzel. Yani bahçeye yeni yeni daha yavaş yavaş şey yapıyoruz. Şeyler alıyoruz, değiştiriyoruz. Buradan gidiyoruz şimdi. İlk olarak şurayı anlatayım. Burada bir havuzumuz var. Aa, havuzmuş bu. Ne karıştırmışım ya. Sütün görünce. Ya. Çok içiydi. Havuzumuz var. Girmedik. İnşallah bu yaz girmeyi bekliyor. Havuzumuz var. Böyle geliyoruz. Asıl mangal alanımız burası arkadaşlar. Ama burada mangal yakmak çok zor oluyor. Çünkü mutfak uzak olduğu için sürekli eşya taşıyorum. Yani yorulan ben oluyorum. Neyse. Niye yükseldi? Burada bir yemek masamız var. Dünyada yaptığım en mantıklı şey bu eve geçerken gerçekten böyle dev gibi bir bahçe masası almak. Şu mangal zaten 10 kişiden aşağı olmuyor. Mangal M diyoruz. Bir anda 15 kişi falan oluyoruz. Yedek sandalyelerimiz... Güzel. Yedek sandalyelerimiz de var. Bu ne ya? Bu olmamış. Şöyle. Bunları bu arada kediler birazcık sıkıntı yaşadıkları için dönem dönem bunlar böyle bu şekilde duruyor. Eğer istersek böyle minderlerini böyle yapıp direkt oturulur hale getirebiliyoruz. Ama oturmadığımızda böyle havada duruyor. Daha da rahat oluyor. Yine böyle süslü bir masa. Şurada bir depomuz var. Bunu açmama gerek yok. İçeride makine var falan vesaire var. Burada eski evimin... bu arada şuraya böyle yasemin, bu ağaç falan ekilecek. Yarın ekilecek ama toprak bekliyoruz. Anca işte daha yeni yeni bahçeyle ilgilenmeye başlıyoruz. Eski getirdiğim salıncağım var. Sıfır kullanım. Nasıl kullanacağım bilmiyorum. Belki üst kata taşıttırırım. Ya da yazın bence kullanılır biraz daha ortaya çektiğimizde. Değil mi? Kullanılır bu yazın. Minderi falan biraz sıkıntı oluyor. Dışarıda kalınca minder çok kötü oluyor ama olsun kullanılır. Bir bahçemiz var. Zaten sürekli Instagram'dan beni takip ediyorsanız biliyorsunuz burada aşırı zaman geçiriyorum. Sürekli buranın fotoğrafını paylaşıyorum. Yaptığım en mantıklı alışverişlerden biri gerçekten şu iki tane şezlong. Ben buraya şezlong almak istemedim. Çünkü genelde bence... Bir dakika, bacım açıldı. Genelde şezlongda bence yatılmıyor ama şöyle daha oturur pozisyonda. Yani şöyle. Bence daha güzel güneşleniyor. Mesela şöyle yapsam. Harika güneşlenirim güneş olsaydı şu an. Şunlar şöyle şey yapmam. Üçgen dursun daha tatlı. Ne ağacı olduğunu asla bilmediğim ama ışıklarla süslettiğimiz bir ağacımız var. Şöyle sallanan bir şey. Dediğim gibi bahçeyle anca ilgileniyoruz. Şimdi ben buraya annemin alanı diyorum. Annemin hayali hep böyle bir, bunu boş ev turunda da söylemiştim, böyle bir mutfağı olmasıydı. Hala evimi gelip göremedi ama olsun. En kısa zamanda ya siz bu videoyu izlerken ya da bir hafta sonra falan annem gelmiş olacak. Onunla var ya bir tarifler, bir şeyler, neler çekeceğim. Burası bizim kış bahçesi. Veranda mı? Veranda diyorsun buraya. Yani kış bahçesi. Asıl kış bahçesi burası aslında. Aşırı kullanışlı. Bunu Elvan'ın doğum gününde bir kez daha anladım. Ben catering tutmuştum. Ve mesela her şeyi burada, bütün sistemi buradan yürüttük. Aşırı mantıklıydı. Dediğim gibi burayı da yavaş yavaş adam edeceğiz. Sizinle beraber yaparız. Burada böyle bir barbekü mangal tarzı bir şeyimiz var. Birkaç kere kullandık. Şömine gibi kullanmaya çalıştık. Olmadı. Isıtmadı. Lavabomuz var dediğim gibi. Buraları ocağımız var. Bunu ben eski mutfağımdan hiç üşenmedim. Söktüm, getirdim buraya, taktım. Yani böyle sonuçta burada bazen kızlarla oturduğumuz, hatta geçen gün soru cevap yaptık. Videoyu izleyenler bilir, İpek'le. Tamamen şurada yaptık. Burada böyle çok sıcakta ya da çok soğukta dediğim gibi oturuyoruz. Burası ahşap bir ev de denilebilir. Şu an aşırı sıcak ama nasıl emmiş değil mi? Yani birazcık daha depo gibi. Burada böyle mangal malzeme falan var biraz daha. Kömürler falan var. Şu alan çok tatlı bence. Bunları da yine IKEA'dan almıştım. Şey bir yer yani. Konsept bir yer burası. Ben şimdi buraya süt halı falan aldım. Bunları falan koyacağım. Ya da ne bileyim şuraları falan süsleyeceğim. Ama dediğim gibi hem evin içine hem evin dışına gerçekten yani zor oluyor. Hani böyle bir an da hiçbir şey düzelmiyor. Asla bir ayda falan taşınmak hayal. 6-7 aydır bu evdeyiz. Anca bir şeyler oturuyor. Buradan çıkalım çünkü gerçekten sıcak.
kışın kullanılıyor. Hatırlıyorum yine kıştı biz kullanırken. Evet. Şimdi bahçemizde böyle bir bahçemiz var. Şurada bir tane daha limon ağacım var bu arada. Tüm kış yani taşındığımdan beri hiç limon almadım marketten. Market videolarımı izlediyseniz limon almadığımı görürsünüz. Bilmem almış mıyımdır? İnşallah almamışımdır ama almadım. Hep ağaçtan kopardık. Güzel limonlar bu arada. Bakın yine vermeye başlamış. Neyse böyle bir ev yani. Bayağıdır istiyordunuz. Aşırı tamamlanmış bir ev değil ama yine de böyle biz şu an bayağı yerleşik hayatta yaşıyoruz yani. Böyle bir ev yani. Başka göstermem gereken bir yer? Kalmadı bence. Kalmadı herhalde yani her yerini gösterdi. Güzel bir ev turu oldu. Bence enerjik tatlı bir ev turu oldu. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız zaten birçok yerine evi hakimsinizdir. Mutfak turu yapacağız. Belki giyinme odası yaparız ama mutfak turu kesin yapacağım. Çok istiyorsunuz. Mutfağı hızlı geçtim farkındayım. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Yorumlarda buluşalım. Anında şu an video gittiği gibi yorumlara geliyorum. Tek tek yorumları okuyup beraber cevap verelim. Daha iyileri herkesin nasıl gönlünden geçiyorsa o şekilde olsun diyorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Kapak fotoğrafı alalım bir tane. Ne oldu? Elini öpecek. Videoyu kapatıyorum. Kapak fotoğrafı alalım.